Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi allazi allama bil kalem. Sallallahu ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Ve ba'd. Değerli dostlar, Cenab-ı Hakk'ın rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Bu mübarek cuma gecesinde Cenab-ı Hak bizleri rahmetiyle kuşattı elhamdülillah. Uzun zamandır beklediğimiz yağmur bereketi ülkemizin her tarafında yağmaya başladı. Cenab-ı Hak inşallah bunu rahmet boyutunda bırakıp azap boyutuna getirmesin inşallah. Duyurumuzu yaparken, ilanımızı yaparken Kur'an'ın ışığında gündemdeki bazı meseleleri değerlendireceğimizi arz etmiştim. Bu tabi Müslümanın gündemi bellidir. Aslında Müslümanın gündemini Müslümanın kendisi belirliyor olması gerekirken, her ne hikmetse bizim gündemimizi öteden beri hep başkaları oluşturmuştur. Yani birileri biz nasıl düşünmek istiyorsak öyle yönlendiriyor. Biz neyi izlemek istiyorsak o programları yapıyor. Yani Müslümanın kendine ait bir duruşunun olması gerekirken, maalesef çoğu zaman biz dışarının yönlendirmesiyle, başkalarının yönlendirmesiyle bu işi götürüyoruz, yürütüyoruz. Bu Müslümanların zayıf olduğundan mıdır? Hayır. Kesinlikle Müslümanların zayıf olmasından değildir. Zira Müslümanlar şimdi dünya üzerindeki nüfusa oranla bir hesaplama yaptığınız zaman, bir istatistik yaptığınız zaman dünya nüfusunda hiç de yani hatırı sayılır bir şeye katılıyor, yekün teşkil ediyor. 1,8 milyar İslam aleminin nüfusu varken biz niye kendi gündemimizi belirleyemiyoruz? Biz niye başkalarının gündemi üzerinden hareket ediyoruz? Bu da ayrıca bizleri düşündürmesi gereken bir husustur. Birkaç gündür, yani nereye bakarsanız bakın, bakıyorsunuz insanlar bir yerden bir yere gitmenin hesabını yapıyor. İşte bazı sosyal medya grupları, efendim Facebook'tur, WhatsApp'tır, bilmem şudur budur, kendilerine göre bir sözleşme hazırlamış. Bu sözleşmeyi eğer siz kabul etmezseniz, bu sözleşmenin altına onay butonunu doldurmazsanız, bundan sonraki hizmetlerinden faydalanamazsınız diye sizi bir şeye zorluyor. Bizi ilgilendiren husus o değil. Bizi ilgilendiren taraf o değil. Esas bizim üzerinde durmamız gereken husus şudur. Yani dijital bir ortamda, dijital bir kavganın verildiği bu dünyada bir bakıyorsunuz birileri bizi çok rahatlıkla yönlendirebiliyor. Oradan oraya, oradan oraya götürebiliyor. Yani biz niye kendi gündemimizi belirlemiyoruz? İşin asıl boyutu bu. Efendim niye? Mesela WhatsApp'tan bakıyoruz. Birkaç gündür takip ediyorum özellikle. Habire birileri işte WhatsApp'ı siliyor, başka bir şeyler yüklüyor. Şunu yapıyor, bunu yapıyor. Altındaki nedene bakıyorsunuz. Altındaki neden şu. Efendim bizim gizli bilgilerimizi birileri ele geçiriyor, birileri bunu işleyecek, birileri bizim aleyhimizde bunu bir yerlerde pazarlayacak gibi bazı sebeplerle, bazı nedenlerle. Bunlar haklı sebepler midir? Elbette ki haklı sebeplerdir. Fakat bizim unuttuğumuz bir şey var ya da aklımıza getirmek istemediğimiz bir şey var. Bu akıllı telefonların hayatımıza girmesiyle birlikte biz zaten her şeyi onlara teslim etmişiz ki. Siz bir telefonu aldığınız zaman, bir bilgisayarı aldığınız zaman, bir tableti aldığınız zaman zaten o telefonun, o bilgisayarın, o tabletin kendine ait bir kimliği vardır. Siz o kimliği doğrulamadan, siz o kimliği onaylamadan zaten o telefonda bir işlem yapamıyorsunuz. Kimi telefonlar işte ilk çıktıklarında dediler ki göz okuma tekniğiyle sizin yüzünüzü tanıyacak, yapay zekayla yüzünüzü tanıyacaklar. Göz bebeklerinizin
Yani en çok işimize yarayan, hani çok ileri derecede, hiç kimsenin göz bebeği bir başkasının göz bebeğine benzemez. Hiç kimsenin parmak izi bir başkasının parmak izine benzemez. Hiç kimsenin sesi bir başkasına benzemez, fakat %97 noktasında benzetilebilirliğini söylüyorlar. %97. Kaldı ki bizim göz bebeğimizin resmi alınmış. Yani yüzümüzün şekli alınmış. Parmak işaretlerimiz alınmış. Bütün kimlik bilgilerimiz alınmış. Bir yerlerde depo edilmiş. Biz iş işten geçtikten sonra diyoruz ki, eyvah, bu birileri acaba bizim işleyişimizi, bizim bu bilgilerimizi bir yerlere satacak mı, bir yerlere pazarlayacak mı, bizim aleyhimizde kullanacak mı? Ben de şunu diyorum, geçmiş olsun. Bugüne kadar ne verdiyseniz adamlara kârdır. Bundan sonrası için ne yapabiliriz? Elbette ki Müslümanın o hesabı yapması lazım. Bundan sonrası için ne yapıyoruz? Şimdi bir yerde iş dünyalık olduğunda, iş dünyalık menfaat olduğunda bir bakıyorsunuz insanlar o kadar uyanık davranıyor ki. Yani hemen anında, aynı gün, aynı dakika, aynı saatler içerisinde insanlar yeni arayışların içerisine girdi. Acaba bunları alternatif hangi kanalları kullanabiliriz? Acaba bunları alternatif hangi sosyal medya mecralarında kendimizi ifade edebiliriz? Yahut da boy gösterebiliriz'in hesabını yapıyor. Halbuki ne yapabilirler? Yani bu insanlar bizden elde ettikleri bilgilerle en fazla, diyelim ki en fazla, ben işin ötesini söyleyeyim, en fazla bizim paramızı mı götürecekler? Yani banka hesaplarımıza girip ses taklidi yapacaklar, sesli imzalarınızla banka hesaplarınızdan paranızı mı götürecek? Şimdi şu kanaate vardım ki, özellikle bu son günde, yani son birkaç gün içerisinde, özellikle bu sosyal medya mecralarından çıkmaya çalışanların çoğunun bankada herhangi bir hesabı yok. Yani bankada hesabı olmadığı halde ileride başına gelebilecek bir tehlikeden dolayı hemen bir tedbire dönüşüyor. Bir tedbir almaya yöneliyor. Zaten ses kayıtlarımızın hepsi var ellerinde. Zaten göz bebeklerimiz var ellerinde. Zaten parmak izlerimiz var elinde. Buna rağmen insan eğer bu kadar tedirginleşiyorsa, bu insanın dünyevileştiğini gösteriyor. Ne kaybın olacak? Evet, kaybın olacaksa bile dünyalık manada kaybın olacaktır. Mesela Hazreti Eyüp Aleyhisselam'ın hastalığından bahsederken Üstad Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri diyor ki, Hazretin maddi yaralarına karşılık bizlerdeki manevi yaralar daha tehlikelidir. Yani bizim eğer iç dışa kalbedilse, dışımız içimize çevrilse, biz Hazreti Eyüp Aleyhisselam'dan daha ziyade hastalıklıyız. Yani bugün biz kendimizi bir noktada sağlama almaya çalışıyoruz. Tamam, alalım. Alalım da sadece dünyayı niye alıyoruz? Ahireti de almamız gerekmiyor mu? Bankadaki hesabını garantiye alıyorsun. Kimlik bilgilerini garantiye alıyorsun. Diğer türlü elinden ne geliyorsa onları garantiye almak adına uğraşıyorsun, çalışıyorsun. Peki ya bizim ahiretimiz dünyamızdan çok mu daha değersiz, çok mu daha kıymetsiz? Haşa. Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'den dedik ya, Kur'an'ın ışığında gündemi değerlendirmek. Yani Kur'an bizim madem rehberimizdir, Kur'an madem bizim önderimizdir, Kur'an'ın ışığında Sünnet-i Seniyye'nin bize göstermiş olduğu tarzda Müslüman bu tür davranışlarda, bu tür durumlarda nasıl hareket etmesi lazım? Bir genel muhasebe noktasında. Şimdi Kur'an-ı Kerim'in ayetlerine bakıyorsunuz. Diyor ki: "Velakad halaknel insane ve na'lemu ma tuvesvisu bihi nefsuh." Biz insanı yarattık. İnsanı biz yarattık. Allahu Teala yarattı. Ve biz nefsinin ona vermiş olduğu vesveselerin hepsini de biliyoruz. Ve işin en can alıcı boyutu da وَنَحْنُ أَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ Biz ona şah damarından daha yakınız. Birileri dünyanın bir ucunda sizin bilgilerinizi kaydediyor. Fakat sürekli bizi murakabe eden, bizi yaratan, bizim her şeyimizi bilen Cenab-ı Hak وَنَحْنُ أَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ Bize şah damarımızdan daha yakın bir Allah'tan bahsediyor. Allah'ın bize yakınlığından
Ve bizim de o nispette ondan uzaklığımızdan bahsediyor. Bakın Cenab-ı Hak bize ne kadar yakınsa, her ne hikmetse Müslüman olduğunu iddia edenlerin bir kısmı, hepsini demiyorum, Müslüman olduğunu iddia edenlerin bir kısmı Allah'tan o derece uzaklaşıyor. İş maddiyat olunca, maneviyat olunca bir şey yok, fakat iş maddiyat olunca her türlü bakıyorsunuz tedbiri gözden alıyor. Halbuki Allahu Teala ayet-i kerimenin devamında اِذْ يَتَلَقَّ الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَم۪ينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٍ. Bir gün gelecek, sizin sağınızdan ve solunuzdan bazı melekler gelecek. O melekler sizi kuşatacaklar. Size mülaki olacaklar, yanınıza gelecekler. Ve مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ اِلَّا لَدَيْهِمْ رَق۪يبٌ عَتِدٌ. Sizi kuşatan zaten meleklerimiz var. Sizi gözeten meleklerimiz var. 24 saat kayıt altındasınız. Yani hiç kimse şunu demesin ki efendim benim yaptıklarım benim yanıma kar kalıyor. Hayır, bakın 24 saat gözetim altındasınız. Sosyal mecrada, sosyal medyada eğer siz bir şekilde telefonunuzu kapatırsanız, bir şekilde siz o kapsama alanının dışına çıkarsanız izlenemiyorsunuz. Yahut da belli başlı bazı tedbirler aldığınız zaman siz onların o şerrinden muhafaza edebiliyorsunuz kendinizi. Fakat Allahu Teala öyle bir murakabeden bahsediyor ki, öyle bir sistem bahsediyor ki مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ اِلَّا لَدَيْهِمْ رَق۪يبٌ عَتِدٌ. Ağzınızdan çıkan hiçbir kelime yoktur ki, iyi ya da kötü fark etmeksizin. Ağzınızdan her ne çıkarsa çıksın, bilin ki Allahu Teala o ağzınızdan çıkan sözleri kaydettiriyor. Yani 24 saat murakabe. Bazı yerlerde meleklerin iki yerde insanı terk ettiği, bunun dışında sürekli bir şekilde takip altında olduğu söyleniyor. Nerededir onların, nerede melekler terk eder? Birincisi defi hacette. Yani bir Müslüman, bir insan lavaboya gittiği zaman bu melekler bir şekilde ondan uzak olur. Ama bu görmez anlamında değil. Kimisi uyanıklık yapıyor. Şimdi her tarafta kameralar var ya, kameraların olmadığı bir yeri arıyor. Adam hırsızlık yapacak. Şöyle önce kameraların olmadığı bir yerde yahut da kameranın kör noktasında yahut da kendisinin daha yüzünün belli olmayacağı, böyle profilini görmediği bir yerde o hırsızlığı yaparsa yahut da o arsızlığı yaparsa yahut da kendisine artık nasıl bir yol çizmişse, nasıl bir kötü yol çizmişse onu yapmak adına bakıyorsunuz kameranın açısından çıkmaya çalışıyor. Halbuki orada hırsızlık yapması o hırsızlığının kaydedilmediği anlamına gelmiyor. Efendim diyor ben de madem melekler iki yerde beni terk ediyor. Orası da neresidir? İşte birisi insanların eşleriyle ilişkiye girdiğinde, birisi de tuvalet ihtiyacını gidermeye gittiğinde melekler o noktada onları bir nebze olsun terk ediyorlar. Fakat bu orada günah işleyecekleri, o işledikleri günahların kayıt altına alınmayacağı anlamına gelmiyor. Yani kendimize buradan bir hisse çıkarmayalım. Orada da eğer Allah'ın hoşuna gitmeyen, Allahu Teala'nın nehyettiği bir şey varsa gene onlar bizden hesabı sorulacak. Çünkü Allah Azze ve Celle her şeyi mutlak manada görendir, işitendir, duyandır. İnna Allahe la yakhfa aleyhi şey'un fil ardı ve la fis sema. Allah Azze ve Celle'ye ne yeryüzünde ne gökyüzünde hiçbir şey gizli kalmaz. Hiçbir şey. Yani hiçbir şey dediğinizde ne bir iyilik gizli kalır ne de bir kötülük gizli kalır. Şimdi sizin kayıt altına aldığınız مَا يَلْفِظُوا مِنْ قَوْلٍ اِلَّا لَدَيْهِمْ رَق۪يبٌ عَتِدٌ. Ağzınızdan bir söz çıkıyor. Bu söz iyi de olsa, bu söz kötü de olsa bir şekilde kayıt altına alınıyor. Başka bir ayet-i kerimede de اِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ. Sizin üzerinizde, yani sağınızda ve solunuzda sizi sürekli denetleyen, sizi muhafaza eden melekler, iki tane melek vardır. Bunlar hem kıymetlidir, hem değerlidir, hem de sizin yapmış olduklarınızı yazan meleklerdir. Ve ya'lemune ma tef'alun. Ne yaptığınızı da bilen meleklerdir. Şimdi biz kuşatılmışız. Yani bizi yaratan Allah
Bizi bir şekilde kuşatmış. Bizi başıboş bırakmamış. Bizi kendi halimize bırakmamış. İstediğinizi yapın, istediğinizi edin, istediğinizi söyleyin. Böyle bir sistemin dışına atmış bizi ya. Bizi tamamen sorumluluk bilincine ait ve bu sorumluluk bilincinden kaynaklı da hani sorumluluğunuz sadece dünyaya değil, ahirete olan sorumluluğunuzdan dolayı siz sorumlusunuz. Bakın siz zannetmeyin ki yani bugün kendinize göre bir şeyler yapıyorsunuz. Kendinize göre bir şeyler yapmaya çalışıyorsunuz. Ama öyle bir sistem oluşturulmuş ki bu sistemde ağzınızdan çıkan hiçbir şey boşa gitmiyor. Bir yerde bir inceleme yapılmıştı, bir araştırma yapılmıştı. O araştırmaya göre diyor ki sizin yıllar önce konuştuklarınızı tekrar bir kayda almak, bir banda almak suretiyle size dinletebilecekler. Böyle bir sistemin oluşturulması, bir teknolojinin oluşturulmasından bahsediliyordu. Şimdi biz de zannediyorduk ki ya acaba bunu nasıl yapacaklar? Demek ki seslerimizi Cenab-ı Hak yukarıda kaybetmedi diyor. Yani semada seslerimiz kaybolmadığı halde gibi yeryüzünde de birileri kaydediyormuş. Sizin telefonlarınızla konuştuklarınız, tabletlerinizle yapmış olduğunuz işlemleriniz, televizyonlarla yahut da bilgisayarlarınızla yapmış olduğunuz işlemlerinizin hepsi bir kayıt altındadır. Bu bizi biraz daha fazla ahirete yönlendirmesi gerekiyorken. Ya madem Cenab-ı Hak benim her şeyimle bana böyle bir şey yapmış, yani iyilik ya da kötülük her ne varsa bunların hepsi madem kaydedilecek, yazılacak ki insanın da öyle bir fıtratı var yani. İnsan istiyor ki en güzel şeylerini kaydetsin. İnsanın kendisinde de bu var. Biz yıllar önce bu sosyal medya hesapları daha yeni yeni intişar etmeye başlayınca etrafımızdaki Müslüman kardeşlerimizi uyardık. Yahu kardeşim dedik, bakın siz oturuyorsunuz, eşinizin, çoluğunuzun, çocuğunuzun resimlerini atıyorsunuz. Bakın ileride bunlar sizin karşınıza kötü bir şekilde çıkacak. Olur mu hocam ya, ne olacak yani dedik. Kim ne yapacak bize? Sonradan anlaşıldı. Şimdi dizlerini dövüyorlar. Hemen o resimleri silmeye başlıyorlar ama öyle bir sistem ki yazdığınız, kaydettiğiniz hiçbir şey silinmiyor. Siz sadece sildiğinizi kaydediyorsunuz. Siz sildiğinizi zannediyorsunuz. Oysa ki sizin telefonlarınıza, bilgisayarlarınıza kaydettiğiniz hiçbir şey, internet üzerinden kaydettiğiniz hiçbir şey silinmiyor. Peki dünyada küçük, basit bir teknolojiyle, bakın basit bir teknolojiyle, Allah-u Teala'nın şuunatına karşı bu işler basit bir teknolojidir. Allah Azze ve Celle bu ayet-i kerimeleri bize ifade ettiğinde teknoloji var mıydı? Yoktu. Seslerin bir yerde kaydedileceği var mıydı? Yoktu. Şimdi bizim dedelerimiz bu halimizi görse, yani şu anda içinde bulunduğumuz durum, ben Türkiye'nin bir memleketindeyim. İşte bakın Bursa'dan, efendim Bitlis'ten, Antep'ten, İstanbul'dan kardeşlerimizle birlikte oturmuşuz. Bir şekilde yani onlar sessiz sohbet ediyor fakat biz de onlara derdimizi anlatıyoruz. Bunu eğer biz dedelerimize anlatmış olsaydık bize diyeceklerdi ki ya siz kafayı mı yediniz? Yani buradan oraya bu kadar insan bir araya gelecek, birbirleriyle muhabbet edecek, sohbet edecek. Bu mümkün değildi. Bu teknoloji olmadığı halde bakın 1400 sene önce, 1440 sene önce اِذْ يَتَلَقَّ الْمُتَلَقِّ yani ayet-i kerimesi diyor ki siz gözetim altındasınız. Yaptığınız her şey kayıt altına alınıyor. Peki niçin kayıt altına alınıyor? İleride bir yerde kullanılmak için kayıt altına alınıyor. Bir şekilde ileride bir bakıma karşınıza çıkacak. Bu nasıl bir karşılaşma olacak? Kıyamet gününde Allah-u Teala insanları huzuruna çıkarttığı zaman insanın diyor اَلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى اَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَ اَيْد۪يهِمْ وَتَشْهَدُ اَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ İnsanların biz diline şey vuracağız, damga vuracağız, mühür vuracağız. Bizimle elleri konuşacak, bizimle ayakları konuşacak. Yani sizin bir şey yapmanıza gerek kalmayacak. Sizin kendinizi savunmanız yahut da
bir şekilde bir şeyin içerisine girmeniz, bir inkarın içerisine girmenize gerek yok. Çünkü yaptığınız her şey kayıt altına alınmış. O kayıtlar sizin karşınıza çıkacak ve siz ne diyeceksiniz? Diyeceksiniz ki keşke bu kitap benim olmasaydı. Yani siz derken haşa şu anda bizi izleyen kardeşlerimizi kastetmiyorum. Evvela kendi şahsımı kastediyorum. Biz derken Müslüman alemi olarak biz diyeceğiz ki ya bu kitap bizim mi ki? Ne küçük ne büyük hiçbir şey yok ki içinde kaydedilmiş olmasın. Bir bakıma aslında bu kayıtların alınması, uhrevi noktada kayıtların alınıyor olması bizim için iyidir. Bakınız, zaman zaman böyle Üstad Bediüzzaman Hazretlerinden bazı alimlerimizden bu tür örnekleri de sizinle paylaşacağım. Diyor ki, insanın en kıymetli ve üstünde titrediği malı onun ruhudur. En kıymetli ve üstünde titrediği malı onun ruhudur. Onu zayi olmaktan ve fenadan ve başı bozukluktan muhafaza etmek için kuvvetli ve emin bir ele teslimin derin bir sevinç verdiğini kat'i hissettim. Ne zaman hissetti? Ya Rabbi, Cebrail, Mikail, İsrafil, Azrail hürmetlerine ve şefaatlerine beni cin ve insin şerlerinden muhafaza eyle mealindeki duayı okuduğum zaman. Kendimi böyle hissettim. Madem benim ruhum en kıymetlimdir, o zaman o ruhumu yahut da benim yaptığım amellerim, benim yaptığım iyilik ve güzelliklerimin bir yerde kayıt altına alınması gerekiyor. Onun da emin ellere verilmesi gerekiyor. Baktık ki Mikail aleyhisselam, Cebrail aleyhisselam, İsrafil aleyhisselam ve Azrail aleyhisselamın o isimlerini, o dualarını okurken bu hissiyatım geldi ki evet, insanın en kıymetli ve üstünde titrediği malı onun ruhudur. Onu zayi olmaktan ve fenadan ve başı bozukluktan muhafaza etmek için kuvvetli ve emin bir ele teslim, derin bir sevinç verdiğini kat'i hissettim. Ve insanın amellerini yazan melekler hatırıma geldi. Baktım aynen bu meyve gibi çok tatlı meyveleri var. Bakın o meleklerin bizim üzerimde olması, bizim yanımızda olması, bizi izlemesi, bizim yapmış olduğumuz şeylerin kaydedilmiş olması bize çok büyük manada bir lütuftur. Niye? Zira her insan kıymetli bir sözünü ve fiilini bakileştirmek için iştiyakla kitabet ve şiir, hatta sinema ile hıfzına çalışıyor. Öyle değil mi? Şimdi teknolojiler gelişti. Bizim zamanımızda böyle 24'lük, 36'lık fotoğraf makineleri vardı. Biz o fotoğraf makinalarını alırdık. Öyle dikkatle çekerdik ki rastgele çekmek yok. En güzel manzarayı, en güzel bir şeyi yakalayabilmek adına, çünkü biz ileride bunu bir hatıra olarak, bir anı olarak anlatacağız. Düğün yapacak. Mesela diyelim ki düğününde getiriyor kameraları. Sünnet yapıyor, getiriyor kameraları. Önemli bir günü olduğunda getiriyor kameraları, onu kaydediyor. İleride de bu kendisine bir hatıra olsun diye o kaydıyla, o kaydı izlediğinde bir huzur buluyor. Yani bunu bazen filme çekiyor, bazen bir dizi şeklinde, yani kendince ölümsüzleştirmeye çalışıyor. Yahut da fotoğraf baskısıyla, şununla bununla bunu ne yapmaya çalışıyor? Hıfzına çalışıyor. Hususen o fiillerin cennete baki meyveleri bulunsa daha ziyade merak eder. Yani sadece dünyalık değil, iyi bir şey yaptınız, güzel bir şey yaptınız. Bu yaptığınız güzelliğin, bu yaptığınız iyiliğin cennette sizin karşınıza çıkmış olacağını hissetmeniz, görmeniz sizi daha da mutlu edecektir. Öyleyse kiramen katibin insanın omuzlarında durup onları ebedi manzaralarda göstermek ve sahiplerine daimi mükafat kazandırmak o kadar bana şirin geldi ki tarif edemem. Bakın bir yerde tarif edilemez bir güzellik var. En başta söylediğimiz şeyi bazen yani tekrar gibi oluyor, fakat kesinlikle bunu tekrar anlamında söylemeyin. Bir çiviyi bile duvara çakarken bazen 3-5 darbe vurmanız icap edebiliyor. Bizim o kadar şirin gelmesi, bakın kıyametle ilgili, ahiretle ilgili karşınıza çıkan o güzellikler size şirin geliyor. Ve dünyadakilerin şirin geldiği gibi. Fakat gün gelir ki dünyada sizin çektikleriniz, hani biz
muhafaza etmeye çalışıyoruz ya. Niye korkuyor insan? Bir gün bir yerde bir kardeşimizin sosyal medya hesaplarının birinde bir resme denk geldim. Bir masanın üstünde, önünde şarap var. Şarap olduğunu da bilmiyordum, merak ettim. Daha sonra internetten o masasındaki, acaba dedim bu nasıl bir tür içecektir? Şarap olduğunu bilmiyorum yani. Çünkü hayatımda şarap şişesi görmemişim. Nasıl bir şeydir? Yazdım, baktım, şarap firmaları çıktı karşıma. Hemen o kardeşimizi aradım, mesaj attım. Dedim kardeşim sen bu resmi böyle buraya atmakla iyi mi ettin, kötü mü ettin? Ya hocam işte efkarlıydım, şöyleydim, böyleydim. Bir bakıma ben de ya dedim tamam da beni niye kendine ortak ediyorsun? Günah kul ile Allah arasında gizli olan bir şeydir. Sen niye beni günahına ortak ediyorsun? Sen beni niye şahit gösteriyorsun? Şimdi ben bunu gördüm. Bir yerde latife olsun diye söylüyorlar tabii. Bir cenazede adam soruyormuş, diyormuş ki siz rahmetliyi nasıl bilirdiniz? Allah diyor rahmetli çok içerdi. E şimdi bu ne oldu? Bu Allah katındaki şey bir şahitlik olmuş. Sen kendine şahit tuttun. Ya zaten kıyamet gününde elin ayağın her şeyin sana şahitlik edecek. Zaten senin 24 saat havaza melekleri, münker nekir, kiramen katibin bunların her birisi zaten senin her türlü şeyini kaydediyorlar. Sen niye başkasını kendi amellerine şahit tutuyorsun? Bırak senin gizliliğin sana kalsın. Günah işlemiş olsan bile bırak seninle Allah arasında kalsın. Zira Allah-u Teala'nın kullarına şöyle bir lütfu var. Birisi aklından bir iyilik geçirse, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadis-i şerifinde öyle buyuruyor. Birisi aklından bir iyilik geçirse, o iyiliği yapmasa bile Allah-u Teala ona bir sevap verir. Eğer o iyiliği fiiliyata geçirse, yapmış olduğu o iyiliğine karşılık en az 10 sevap verir. Hatta 70'e ve ila dafin kethira. Yani daha fazla isterse 7000, 70000, 30000, 70000, 700000 bu kadar mükafat verebilir. Fakat hep bir insan da aklından bir kötülük geçirdi. Allah-u Teala o aklından geçirdiği kötülüğü hemen defterine yazdırmıyor. Diyor kiramen katibin. Biri sağ omuzumuzda bizim amel güzel amellerimize, ağzımızdan çıkan güzellikleri ya da fiilimize, efalimize, davranışlarımıza yansıyan güzellikleri kaydederken ve anında kaydederken sol tarafımızda da bizim günahlarımızı işleyen, yazan, bizim Allah'ın nehyettiği noktalarda yaptığımız fiiliyatımızı ve efalimizi yazan melek ise anında yazmıyor. Niye? Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam öyle buyuruyor. Aklından geçirdin bir günah. Bu günahı aklından geçirdiğin için Allah-u Teala sana günah yazmıyor. Ne zaman ki söze döktün, söze döktün yahut da onu fiiliyata döktün, Allah-u Teala bazen yazmıyor, bazen bir yazıyor. Bak on yazmıyor. Halbuki Allah-u Teala'nın hikmet noktasında eğer bakarsanız, adalet noktasında bakarsanız, kötülüğün 10 yazılması gerekiyor, iyiliğin 1 yazılması gerekiyor. Allah Azze ve Celle ne yapıyor? İyiliği 1 iken 10 yazıyor, bazen 70 yazıyor, 30.000 yazıyor, 700.000 700 yazıyor. Fakat günahları ya hiç yazmıyor, ya yazsa bile 1 yazıyor. Peki hangisi bizim için daha, yani bizim tedbir almamız gereken, bizim yönelmemiz gereken husus hangisi? Elbette ki ahiretimiz noktasında yapmamız gereken tedbirler daha önemlidir. Sen sosyal medyanı değiştirdin. Hadi diyelim ki WhatsApp'ı kullanmıyorsun, Facebook'u kullanmıyorsun, Instagram'ı kullanmıyorsun. Ya da Twitter'ı, diğerini, öbürünü falan kullanmıyorsun. Bu senin hayatında nasıl bir etkileşim yapar? Belki haberleşmede biraz daha böyle zayıflarsın. Şimdi kimin nerede ne yaptığı herkes biliniyor. Yani hiçbir gizli saklımız bir şeyimiz kalmamış. Ya düşünebiliyor musunuz? Yani evinde yemek yiyor, sofrada çekiyor. İşte bugün de yemekte şunu yiyelim dedik. Hatta ben daha enteresanını gördüm. Bir yerde
Kadir gecesinde vaaz ediyoruz. Camide üst katta da gençler var. Sonra gençlerin öğretmeni geldi. İzliyorsa selam olsun kendisine. Belki kendisini bilir. Geldi, hocam dedi, fark ettiniz mi? Dedim, hayır fark etmedim. Neyi fark edeyim? Yukarıda gençler sosyal medya hesaplarına girmişler. Birbirlerini etiketliyorlar. Diyorlar ki efendim işte camideyiz. Şunu yapıyoruz, bunu yapıyoruz. Yani Allah muhafaza artık neredeyse insanlar secdeye giderken bile çekecekler. E bugün de secdede olsun diye dedik. Ya senin mahremin, yani illa birileri gelip de seni uyaracak, seni dürtecek. Öyle mi sen kendine geleceksin? Niye biz kendi mahremimizi başkalarına söyleyelim, gösterelim? Halbuki bakın, üzerimizdeki hafaza melekleri yazıyor. Eğer tedbir alacaksan ahirette senin karşına çıkacak. Ahirette seni perişan edecek, seni rezil edecek, senin yüzünü yere düşürecek olan şeylerden kaçınmanız lazım. Hadi seninle Allah arasında olan şeye karışmayız. Kimsenin de karışmaya hakkı yoktur. Fakat kendin ile kulu, yani sen istediğini yapmakla belki hürsün, serbestsin ama beni şahit tutmanı gerektirecek bir durum yok. Beni şahit tutma. O yüzden sonra ehli dünyanın şu anda aslında bize yapmak istedikleri ve yaptığı şeyler bir bakıma bizi kendimize getirmek adına bir uyarı olması gerekiyor. Evet, çok basit. Yani ben madem insanoğlu ne için dünyaya gelmiştir? Lidu lil mevti. Ölüm için yaratılmış. Halbuki benu lil harab. Ölüm için yaratılmış olmasına rağmen bozulacak, çürüyecek, dökülecek şeylere mesai sarf ediyor. Bu onun en büyük bir göstergesi. E ne yapalım hocam? Şimdi biz bunları, yani onlar bunu yapıyor diye biz bütün ne olursa olsun, ne halimiz varsa görsün mü diyelim? Hayır. Öteden beri çağırdığımız, öteden beri yalvardığımız dedik ki yahu mahremiyetiniz size kalsın. Bazılarının endişesi şu, diyor ki sen eşinle bir yerde bir resim çekmişsin. Gitmişsiniz, çok masum bir yerde oturmuşsunuz, bir ağacın altında piknik yapıyorsunuz, eşiniz var, çocuklarınız var. Orada bir resim çekmişsiniz. Yarın öbür gün bu resmin hangi bir sitede ne amaçla kullanacağını siz kestiremiyorsunuz. Biz bunu öteden beri size söyledik. Bizi bilen biliyor, yani etrafımda beni tanıyan, en çok az çok tanıyan insanlar bunu defalarca söylediğimi bilirler. Kardeşim size kalsın, sizin özeliniz size kalsın. Başkalarıyla kendi aranıza, ya kimsenin kızının resmini, eşinin resmini, yani birisi gelse sokakta, bizim kültürümüzde öyledir. Sokakta birisi gelse bizden kızımızın resmini istese. Eşinin demiyorum bak. Eşinin demiyorum. Eşini desem belki insanlar çok daha değişik duygular içerisine girebiliyor. Biri gelse dese ki ya şu kızının resmini bir versen de ben cebime koysam. Yani neler olabileceğini hesap edebiliyor musunuz? Sen hangi hakla nasıl benim eşimin yahut da kızımın resmini benden istiyorsun? Kardeşim ben istemeden şimdi sen atıyorsun sosyal medya mecralarına, hem de uygunsuz bir şekilde. Ya bulaşık yıkıyor kadıncağız, ev halidir. Bulaşık yıkıyor, çamaşır yıkıyor, ev işi yapıyor. Resmini çekmiş hanım çalışırken. Ya bize ne senin hanımının çalışmasından? Önemli olan hanımın senin için çalışıyor da sen onu niye ifşa ediyorsun? Düğüne gidiyor, kadınlar kendi aralarında eğleniyorlar. Bir bakıyorsunuz canlı yayınlarla. Ya kardeşim sen kendini istediğin yerde ifşa edebilirsin. Ama bir başka Müslümanın kızını, bir başka Müslümanın eşini, hele hele onun izni ve rızası olmadan sen nasıl bir başkasıyla paylaşabiliyorsun? Bakın bunları biz zamanında hesap etmedik. Şimdi topuzla sanki böyle kafamıza vura vura eğer yaparsanız işte karşınıza şu çıkar. Yaparsanız karşınıza bu çıkar diye bizi kendimize getirmeye çalışıyorlar. Aslında bir bakıma bizim onların teşekkür etmek, onlara teşekkür etmemiz lazım. Biz uyuyorduk, siz bizi uyandırdınız. Biz bugüne kadar har vurup harman savuruyorduk. Mahremiyeti bir tarafa bıraktık. Kendi özelimiz olan her şeyi ne varsa ayaklar altına serdik. Yani tabiri caizse neredeyse artık en mahrem olan durumları bile sosyal medya mecralarında paylaşmaya başladık. Birisi çıktı dedi ki bak eğer sen böyle devam edersen
Ya da sen bu mecraları kullanmak istersen bana bazı onaylar vereceksin, izinler vereceksin. O da nedir? Ben senin resmini, senin sesini yahut da yapmış olduğun eylemlerini neredesin, kiminlesin? Bunu üçüncü, dördüncü şahıslarla paylaşabilirim. Bunun karşılığında para alabilirim. Ondan sonra Müslümanın aklı başına geldi. Eyvah! Demek ki bunu yapmamak lazımmış. Zamanında yapmamak lazımmış. Ama ata alan Üsküdar'ı geçti. Bugüne kadar yapılan, toplanan bilgiler, toplanan kayıtlar, toplanan şeyler zaten fazlasıyla onların işini görür. Öyleyse belki bu da bizim için bir zararın neresinden dönülürse kârdır. Mâ lâ yudraku kulluhu, lâ yutraku cüzuhu. Bir şey eğer tamamen elde edilemiyorsa, bir kısmı da olsa onu terk etmemek lazım. Zararın neresinden dönülürse kârdır. Belki bu şu anda sosyal medyada yapılan infial bizi daha büyük yanlışlar yapmaktan inşallah men eder. Belki bizi sürekli gözeten meleklerin hoşuna gidecek. Kıyamet gününde de bizi memnun edecek. Cenab-ı Hakk'ın bizi daha güzel bir makama getirmesine vesile olacak. Amel ve işleri yapmamıza vesile olur kanaati ve düşüncesiyle. İnşallah bu konuyu sizlerle paylaşmak istedim. Zaman zaman kardeşlerimiz şunu da soruyorlar, onu da hatırlatayım, müsaade isteyeyim. Diyorlar ki bu sohbetleri haftada iki defaya çıkarsak olmaz mı? Biz şöyle bir karar aldık. Eğer sizden bir talep gelirse böyle uzun olmamakla birlikte mesela özelde atarsanız özel manada konuşulmasını istediğiniz bir konu varsa biz de kaynaklarımızdan Kur'an ve sünnetten o ilgili bölümleri çıkarır gelir sizinle paylaşırız. Yahut da bazen şahsi olmamak şartıyla bazı sorular vardır. Soruyorlar sadece bir kişiyi ilgilendiriyor. Bir kişiyi ilgilendiren bir soruyu sosyal medya mecralarında konuşmanın, dile getirmenin bir anlamı yok. Birebir kendisiyle konuşulur, o problemi neyse halledilir. Ama toplumu ilgilendiren, eğer sizin de vicdanınızı rahatsız eden yahut da sizin de etrafınızdaki insanların ciddi manada sıkıntıya düşmesine sebep olan konular varsa eğer bizlerle paylaşırsanız, çünkü imamı cemaat konuşturur. Hani diyorlar ya, bunu ikiye çıkarsak olmaz mı? Yani talep sizden gelirse elbette ki olur. Bizim için değişen bir şey yok. Bizim amacımız size faydalı olmak. Bizim amacımız bu süreyi, bu içinde bulunduğumuz pandemi süresini en iyi şekilde değerlendirmek ve bir kişiyi de olsa kazanabilmek, bir kişinin de olsa gönlüne dokunabilmek, bir kişi de olsa belki Cenab-ı Hakk'ın Kur'an-ı Kerim'de bize vermiş olduğu öğütlerinden bir tanesini birinin kulağına küpe yapabilmek elbette ki en büyük bahtiyarlıktır. O yüzden bunu tek başımıza değil, inşallah hep beraber halletmeye çalışacağız. Rabbim bizleri yaptığımız ve yapacağımız bütün güzellikleri inşallah ahirette önümüze güzel bir şekilde çıkarttığı kullarından eylesin. Sizleri de bu saate kadar belki de yorduk. Haklarınızı helal edin. Allah razı olsun. Tekrar bir Perşembe akşamında, bir Cuma akşamında birlikte olmak dileğiyle Allah'a emanet olun diyorum. Esselamu Aleyküm.